Hoş geldiniz. E, CZ'nin arkadaşlar piyasa değerlendirmesi ve boğa yorumları üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz ki da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, kendisi ilk olarak sadece boğa piyasası için burada olmak istiyorsan sorun değil. Biz her zaman buradayız dedi arkadaşlar. E, bu çok da önemli bir yorum değil aslında tabii kendinden bahsediyor. Diyor ki. Boğa piyasaları ayı piyasalarının altından başlar. Sadece söylüyorum. Hani şey de demiş sonrasında işte. E tweet attı bu arada doğrudan tweet'i okuyorum. E, dibin olup olmaması konusunda herhangi bir e, fikrim yok. Ondan sonra gibisinden yani finansal tavsiye değildir. Hani dip geldi gibisinden bir ima e, değildir bu diyor arkadaşlar. Şimdi e, bütün bunlarla birlikte kendisi biliyorsunuz daha önce de şeyden bahsetmişti örneğin 4-2-2'den bahsetti bu da zaten bilinen bir şey 2 yıl ayı ortalama 2 yıl boğa yani kendisi diyor ki ayının dibinden boğa başlar aslında bu açıklamayı yapıyor yani ayı piyasası ne yapar e, dibi görür arkadaşlar piyasada altcoinler fiyat bazlı olarak bitcoin ve altcoinler e, bu noktadan sonra da aslında e, boğanın başlayacağını ima ediyor Şimdi burada her ne kadar tabii ki dip görüldü görülmedi meselesi olmasa da aslında bir ima var. Yani kendisi şunu ima ediyor. Diyor ki e, buralar diptir yahut e, dibe yakındır aslında demeye getiriyor. Çünkü şuradan ne anlamak lazım? Zaten 69 binlerden geldi 18-17 binlere kadar düştü. Yani dibine kadar bitcoin düşüş yaşadı. Altcoin'ler aynı şekilde. E, sonra tutup tweet atıyorsun diyorsun ki e, ayı piyasasının altından boğa başlar e, yani e, mantıken baktığımızda şimdi özellikle tabii ki CZ'nin bu tweetleri e, atmasının belli başlı sebepleri var arkadaşlar şimdi e, şu bir gerçek yani insanlar genelde yukarıdan maalesef maalesef yukarıdan alıyorlar arkadaşlar piyasada e, dipten almak gerekiyor yani yükseldikten sonra yine mesela gelecek boğada da yaşanacak. Sonraki boğada da yaşanacak. Sonraki boğada da yaşanacak. Hepsinde yaşanacak. E, büyük bir çoğunluk yukarıdan alacak. Ondan sonra dipten e, satacak. E, zararına çıkacak vesaire vesaire. Ancak şu anki piyasa fiyatlarını eğer kripto yatırımcısıysanız değerlendirmek gerekiyor mantıklı seviyelerden. Çünkü yarın öbür gün ee, boğa başladıktan sonra bir şeyler için evet geç olmuş olacak geç tren kalktı muhabbeti yani o yüzden e, şu an işte ne oldu ne bitti korkmak yerine piyasaya eğer güveniyorsanız ki şahsen ben e, her zaman söylüyorum güveniyorum e, belki siz dün girdiniz geçen yıl girdiniz e, bu piyasa geçen yıl başlamadı arkadaşlar e, yıllardır süre gelen rutin muhabbetler bunlar aslında. O yüzden dediğim gibi şu anki fiyatların değerlendirmeye değer olduğunu kesinlikle düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.